Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Excel'de kaydırma çubuğu yapacağız. Şimdi kaydırma çubuğu herhangi bir menüde görünmez arkadaşlar. Bunun için önce dosya menüsüne girip oradan seçeneklere tıklıyorum. Seçeneklerin içerisinde şeridi özelleştirden şurada geliştirici seçeneği var. Oraya tıklıyorum. Tamam dedikten sonra bakın. Burada geliştirici menüsü açılıyor arkadaşlar. Geliştirici menüsünün ortasında ekle kısmında şurada kaydırma çubuğu görüyorsunuz. Bunu kullanacağım. Oraya tıkladığım anda bakın Excel'de mouse'un şekli değişiyor. Artı işaretine dönüşüyor. Yani nereye çizmem gerektiğini soruyor bana. Ben alıp herhangi bir yere kaydırma çubuğu çiziyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir kaydırma çubuğumuz var artık. Ben bunu değiştirdikçe şuradaki rakamların değişmesini istiyorum. Şimdi kaydırma çubuğumuz bir kenarda dursun. Ben herhangi bir yerde bir hücre seçiyorum. Mesela şuraya geliyorum. Buraya 50 yazıyorum. Şimdi ben buraya 50 yazdığım anda şöyle bir şey yapacağım. Ben bu kaydırma çubuğunu değiştirdiğimde buradaki rakam da değişmiş olsun istiyorum. Onun için şöyle yapıyorum. Kaydırma çubuğun üzerine gelip sağa tıklayıp denetim biçimlendir diyorum. Tamam. Benden birkaç şey soruyor arkadaşlar. Şu anki geçerli değer ne? 21 fark etmez. Diyor ki bu kaydırma çubuğunu en sola getirdiğinde minimum kaç olsun? Ben buraya minimum 1 olsun diyorum. Peki en çok kaç olsun? Ben şuraya da 50 yazayım. Yani kaydırma çubuğunu en sağa getirdiğimde 50'ye gelsin. Artış değeri yani ben şuradaki sağ ve soldaki tuşlara birer kere bastığım zaman şuna birer kere bastığımda kaçar tane arttırsın veya azalsın? Ben 1 diyorum. Tamam. Sayfa değişimi şu anlık boş bırakıyorum. Bunun ne demek olduğunu anlatacağım birazdan. Hücre bağlantısı yani ben bunu değiştirdiğimde hangi hücrenin sonucu değişsin? Ben şuradaki demin belirttiğim hücreyi gösteriyorum. Tıkladım yani C hücresi. Tamam dedim. Şimdi boş bir yere tıkladım önce. Şimdi ben bu çubuğu sağa veya sola kaydırdığımda bakın görüyorsunuz şu rakam da değişiyor. Mesela en alta getirdiğimde minimum 1 olsun demiştim. Birer adım tıkladığımda birer tane artıyor veya birer tane azalıyor. Şimdi şu arasına tıkladığım zaman onar onar artıp azalıyor. Bu 10 nereden geliyor arkadaşlar? Neden onar onar artıp azalıyor? Şuradan geliyor. Sağa tıklayıp denetim biçimlendir dediğimde şurada sayfa değişimi 10 demişiz ya. Mesela ben bunu 5 yaparsam tamam. Şu arada bir bölgeye tıkladığımda 5'er 5'er artacak veya azalacak. Şimdi bundan sonraki adımda arkadaşlar ne yapmışız? İşte diyoruz ki buradaki kaydırma çubuğu değiştiğinde şuradaki rakamların da hepsi değişsin. Ne yapıyorum? Ben bu hücreye yani az önce kaydırma çubuğuyla değiştirdiğim hücreye şu fonksiyonlardan herhangi birini bağladığımda bu hücre değiştikçe diğerleri de değişecek. Çünkü bunların hepsi birbirine formülle bağlı. Ben ne yapmışım arkadaşlar? Eşittir demişim. Şurada işçi zamları var. Şuradaki 35'i 100'e bölerek %35'e dönüştürmüşüm. Bu ne demek? Yani ben %1 zam yaparsam bu da otomatikman diğer formüllerle bağlantılı olduğu için şuradaki rakamları değiştirmiş oluyor. Şimdi bu kaydırma çubuğunu alıp başka bir yere taşımak istiyorum. Üzerine bir kere gelip sağa tıklıyorum. Sonra da bir daha üstüne tıklıyorum. Bu zaman hareketli hale geliyor. Gelip şuraya koyuyorum arkadaşlar. Artık ben buradaki rakamları değiştirdiğimde bakın kaydırma çubuğuyla değişiklik yaptığımda otomatikman her şey değişiyor.